Sıcak bir gündem maddesiyle başlayacağız. Hatırlayacaksınız, TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ilişkin hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından bir açıklama yapılmıştı ve hedef gösterilmişti. Sabah saatlerinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir gözaltı kararı verildi. Bu gözaltı kararı neticesinde de Fincancı evinde gözaltına alındı. Hemen detayları aktarmaya başlayalım sizlere. Türkiye İnsan Hakları Vakfı tarafından Korurcu'nun gözaltına alındığını duyuruldu değerli izleyiciler. Türk Tabipleri Birliği Başkanı ve vakfımızın yönetim kurulu üyesi Profesör Doktor Şebnem Korur Fincancı kabul edilemez bir şekilde gözaltına alınmıştır. Derhal serbest bırakılsın açıklaması yapıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Tabipleri Birliği Başkanı resime Şebnem Korur'un Fincancı'nın terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alındığını duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Fincancı'nın gözaltına alınmasına ilişkin bir açıklama yaptı. Başsavcılığımızca terör suçları soruşturma bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında terör örgütü propagandası yapmak suçundan gözaltına alınmıştır denildi. Başsavcılık açıklamasında ayrıca Fincancı'nın Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, Türk Tabipleri Birliği'nin merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesi için mahkeme nezdinde talepte bulunulmuştur ifadelerine yer verildi değerli izleyiciler. Aynı zamanda Türk Tabipleri Birliği de bir açıklama yaptı Fincancı'nın gözaltına alınmasına ilişkin ve tepki gösterdi. Bir süredir yürütülen linç kampanyasının ardından bugün gözaltına alınan hocamız Doktor Şebnem Korur Fincancı'ya yapılanları asla kabul etmiyoruz dedi Türk Tabipleri Birliği de bu gözaltına ilişkin. Aynı zamanda şunları da biliyoruz değerli izleyiciler. Şebnem Korur Fincancı'nın evinde bir arama yapıldı ve bu aramadan sonra da kendisinin Ankara'ya götürüleceği bilgisi de yine haber merkezimize gelen bilgiler arasında. 17 Mart'tı. Ama Türk Tabipleri Birliği olarak ilk bitirdiğimiz hekim meslektaşı. Evet değerli izleyiciler.